Can Yaman rekora koşuyor. Genç oyuncu meslektaşlarına nasıl tur bindirdi? Yeni yeni hazmediyorum ben de. Can Yaman'ın kaşesi kaç lira oldu? Türkiye'de son olarak Bay Yanlış dizisiyle kamera karşısına geçti Can Yaman. Sevgilin olmayı kabul ediyorum. Ne diyorsun ya? Karşılığında o zaman ben de yaz bitmeden evlilik teklifi alacağını garanti ediyorum. Yaz bitmeden. Beni biliyorsun, en kötü ihtimalle. Bu dizi biteli neredeyse 3 sene oldu. Zaten dizi erken final yapar yapmaz Can Yaman soluğu İtalya'da aldı ve kendine orada başka bir yol çizdi. İtalya'da muazzam bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, giderken kaşesini de neredeyse 4'e katladı. Sadece rol aldığı diziden değil, katıldığı televizyon programlarından bile bölüm başı 100 bin euro, yani 1.8 milyon Türk lirası kazanır hale geldi. Sürpriz per me, non sapevo che in Italia fosse una situazione del genere, perché a Istanbul in Turchia ancora non è una cosa così critica. İtalya'da çektiği dizi kadar ve kazandığı para kadar sevgilileri ve sergilemekten keyif aldığı kaslarıyla adı hep gündemde kaldı Can Yaman'ın. Ancak sessiz sedasız ilerleyen Can Yaman, Türk meslektaşlarına tur bindirdi. Kaşesini 10'a katladı. Yeni dizisi için dijital bir platformla anlaşan Can Yaman, kaşesini neredeyse 10'a katladı. Türkiye'deki dizilerden bölüm başı 100 bin ile 300 bin lira arasında kazanan genç oyuncu, meslektaşlarına tur bindirdi. Bölüm başı 250 bin lira alan Halit Ergenç, en çok kazanan oyuncuydu. Ancak Atatürk rolüyle bölüm başı 700 bin lira kazanacak olan Aras Bulut İynemli rekorları alt üst etmişti. Can Yaman'sa rakiplerine toz yutturdu. Ne yapıyorsun sapık? Ya yanlışlıkla oldu. Ben süslemeleri arıyordum. Süslemelermiş. Bırak bu işleri. Bırakamam. Daha yeni başladım. Ne diyorsun be? İşe diyorum işe. Daha yeni başladım. O yüzden ne nerede bilmiyorum. Yanlış kapıyı o yüzden açmışım. El Turco dizisiyle dijital platformun Türkiye yüzü olmaya hazırlanan Can Yaman bölüm başı tam 1,5 milyon lira kazanacak. Üstelik platformun reklamlarında da tek başına rol alacak. Hande Erçel sevgilisi Kaan Yıldırım'la Marmaris'e tatile gitti ve kısa sürede döndü. İddialara göre tatil sponsor bir tatildi. Yani ünlüleri otellere davet edip üstüne para verilen tatillerdendi. Bunun karşılığında para almak haricinde anlaşmaya göre ünlüler de tatilden selfie paylaşarak otelin reklamını yapıyor. İddiaya göre Hande Erçel, sevgilisi Kaan Yıldırım'la otelde fotoğrafları çekilince ortalığı ayağa kaldırmış. İstanbul'a dönen Hande Erçel'den gerçekleri öğrenelim. Hande Hanım merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi, sağ olun, biz deyiz. Hande Erçel'in dans tutkusunu bilmeyen yoktur herhalde. Dans ona çok yakışıyor. Hande Erçel tanıtım gecesinde de çılgınlar gibi dans etti. Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldığı günden itibaren özel hayatıyla ilgili konuşmama kararı almış. Kaan Yıldırım'la Marmaris tatiliniz nasıl geçti sorusuna cevap vermedi. Tatile dönelim. Teşekkür ederim gerçekten. Varsa başka bir sorunuz? Tatildeki yayınlanan görüntülerden sonra da çok Hande Hanım, Kaan Bey'in de çok ağzınıza sağlık. Söylendi. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatlar yazıldı 270 bin liralık. Arda Turan, Cem Yılmaz gibi birçok ünlüye çalgılara eşliğinde şarkılar söyleyen Vaka Vakacı gençler bu sefer İstanbul gecelerinde Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman'ı şarkıyla selamladı. Vaka Vakacı gençler Demet Şener ve sevgilisini tanımadı. Muhabirlerden kopya çekti. Altyazıları dikkatle okuyun lütfen. Bir ilişki veziri rezil yapar, bir aşk sıradan bir insanaysa kanat takar uçurur. Demet Şener bu aşk hikayesinde problemin P'sini yaşamıyormuş. Problem ne demek, her şey çok güzel. Fransa'daydınız, Fransa nasıl geçti? Evet, çok çok keyifliydi. Güzel bir tatildi. Çok güzeldi. Yazın, yenilerine inşallah. Yazın nerede olacaksınız? Yani buralardayız herhalde, Türkiye'de, güney sahillerinde. Onun dışında bakalım, belki ufak tefek yine bir yerlere gideriz. Birkaç gün önce nişanlanan ve evlenmek için gün sayan Ebru Şahin ve Cedi Osman el ele İstanbul sokaklarındaydı. Teşekkür ederiz.
Düğünün Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da olacağı söyleniyordu. Ebru Şahin sadece evlenecekleri ayı Temmuz ayını açıkladı. Var mı en azından plan dahilinde mi gel? Ama detayı şey yaparız zaten. Sürpriz mi? Bu yaz olacak. İnşallah. Ebru Şahin kariyerini Türkiye'de yaptı. Oyunculuğuyla zirvede. Cedi Osman da Amerika'da basketbol kariyerine başarıyla devam ediyor. Ebru Şahin Temmuz ayında evlenince oyunculuğu bırakıp Amerika'ya mı yerleşecek? Bundan sonra seçim oyunculuk kariyerinize burada mı devam edeceksin yoksa Cedi'de Miami'ye gelecek ya da farklı şeyler mi olacak? Var mı bir planlar? O da çok artık özelimiz oluyor ama tabii devam edeceğim yani. Oyunculuk kariyeri anlamda devam edeceğim. Tabii ki devam edeceğim. Sahnedeki rekabet kızıştı. Kim şık, kim rüküş? Ajda Pekkan. Seda Sayan. Demet Akalın. Hande Yener. Gülşen. Bir iki dakika bir şey konuşsaydık Demet Hanım. Kolay tansiyonum düşük. Diyetteyim. Çok kötü. İki dakika tutarız en fazla. Ne zaman oldu? Zaten afiyet olsun. Migren tedavisi görüyorum. Evet. Onun için çok kortizon aldım. Çok geçmiş olsun. Eşortman giyiyorsunuz sürekli ama mesela. O sebep... Ben kötüydüm ki yani. Dedim ki istersen 100 kilo olayım ama şu ağrılardan... 5 tane profesör falan gezdim. Şu an nasılsınız peki? İyi hissetmeye başladınız mı kendinizi? Tabii canım. Son tedavim bitti. Oksijen tedavisi Allah'tan iyi. Bizde bugün de hatta haberler vardı. Sebebini merak ediyorduk işte. Rakipleri çok şıkır şıkır hatta çok az giyiniyor. Kızlar çok şahane giyiniyorlar hepsi ama ya önce sağlık yani. Allah kimseyi yani düşmanım yok ama düşmanın başına bile vermese yani migren... Ben hayatımda böyle bir şey baksana bütün fosforum ilaçlardan yani. Sürekli dünya starlığıyla alakalı işte açıklamalar yaptığınız bir döneme geldi sizin şarkınızın böyle patlaması. Ya ben aleyhine... Başkalarını ama... eleştiriyordunuz hayır, mesela. Hayır, çok sevdiğimden ona takılıyorum. Dedim ki ben seyrederken evde otururken dünya starı oldum. Evet. Bir de uğraşsam diyorsunuz. Uğraşsam neler olur doğrayım. Aleyna ama sizi geçen duyunca bir bozuldu yine. Benim hani starlığımı konuşalım. Yok, dünya yani. Listelerine girmemi ya konuşalım. Bunları konuşmayalım. Ama, dünya starı falan olmaz. O bir tane. O da Tarkan. Bizden başka dünya starı olmaz. Gerçeği kabullenelim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Demet abla. İlk...